Bu sene biraz geç de olsa Bodrum'da sezon açıldı. Plajlar doldu taştı. Peki Berk Sanlı, Sılalı, Ayşe Hatun Önallı, Hande Yenerli Bodrum'da neler yaşandı? İzliyoruz. Bodrum'a da gittik beraber. Hande Yener'in başına gelenler tüm gümbeti ayağa kaldırdı. İnanamıyorum yani başıma böyle bir şey geldiğine. Tatil moduna geçen ünlü şarkıcı Sıla imajını nasıl değiştirdi? Kafa dinlemeyi düşünüyorum valla. Berksan Hülya Avşar'a neden meydan okudu? İddialıyım, eğer arzu ederse oynarız yani. Ayşe Hatun Önal hem oynadı hem oynattı. Yeşille Mavi'nin buluştuğu, kıyısında meşhur beyaz evlerin inci gibi parladığı Bodrum'dayız. Bayram tatiliyle birlikte plajlar da hareketlenmiş. Kendini kızgın kumlardan soğuk sulara atanlar, açıkta demirleyen teknelerinde keyif yapanlar. İşte bayram boyu Ege'nin incisi Bodrum'da yaşananlar. Çok kişi için tatil yolu çileyle eşdeğerdi. Bu doğal güzelliğe kavuşmak için yollarda uzun saatler geçirildi. 15 saatte geldik buraya. Ankara'dan 15 saatte, evet. Çok sıkıntılı bir yolculuktu. Bayağı yorulduk. Ben hatta dedim Afyon'da durduk, ben buradan bineyim Ankara'ya gideyim geri. Biraz erken davranıp yola önce çıkanlar şanslıydı. Ortam kalabalıklaşmadan sakin plajların tadını çıkardılar. Sadece yerli değil, yabancı turistin de ilk adresi bu kıyılar oldu. Really nice beach here in Bodrum. Nice sun, nice weather. To Turkey for many years. Yes, Türkiye'ye defalarca gelmiş. Tabii denizin ve kumun tadını en çok çıkaranlar çocuklar oldu. Tıpkı balık gibi suya aşık olup denizden çıkmak bilmeyen Zeynep gibi. At topalıyım. Eğlence sabahın ilk saatlerinde başladı Bodrum'da. Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Pascal Nouma DJ kabinine geçti, hem kendi dans etti hem misafirlerini dans ettirdi. Bugün geldi Bodrum. Bir tane küçük performans yaptım. Pascal Nouma'yı kalabalıkla birlikte bırakıp yüksek sesten kaçarak başını dinlemeye çalışan ünlü şarkıcı Berksan'ın yanına gidiyoruz. Gayet güzel gidiyor. Albüm yeni çıktı biliyorsun. Arıza, evet. Aramızda arızalar var. Biz gürültü etmeden, git nefret etmeden, silahları çekmeden. Bu arada fark ettiyseniz Berksan kış boyu spor yapmış, kaslarını geliştirmiş, kusursuz bir fiziğe kavuşmuş. Üstelik bunu sadece tenis oynayarak yapmış. Tenis tutkunu Hülya Avşar'a meydan okuyacak kadar da iddialı bu spor dalında. Vallahi isterse boş oynamam ama yani. Aa, evet. Neyine? Çok arzu ederse çok severim çünkü kendisini. İddialıyım, eğer arzu ederse oynarız yani. Bodrum'a gidilir de Bodrum için şarkılar yazan Hande Yener'in plajına uğranmaz mı hiç? Oğlu Çağan çaldı, Hande Yener söyledi, gençler dans etti. Şimdi de Hande Yener'in kulisindeyiz. Ünlü şarkıcı daha bayramın ilk günü şoke edici bir olay yaşadı. Çok sevdiği köpeği Lisa evi terk etti. Evet yani ben buraya gelmiştim yine gündüz. Happy Hour'a evde bırakmıştım ama bahçede oynarken falan kapı açılmış. Gelen giden olduğu sırada kaçmış. Hande Yener ve hayranları seferber oldu. Gümbetin her bir yanı didik didik arandı. 4 saat boyunca bulamıyorlar. Sonra ben eve dönüyorum. Ben de arıyorum 4-5 saat gece sokaklarda. İşte Instagram'a falan koyduk fotoğrafını. Kayıp aranıyor diye. İnanamıyorum yani başıma böyle bir şey geldiğine. Bebek yani daha 1 yaşında. Neyse ki Liza ünlü şarkıcıya sadık çıktı da birkaç saat dolaşıp geri geldi. Bütün caddeler boyunca aradık. Sokaklarda bağırıyoruz. Liza, 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 Liza. Eve dönüyoruz, tekrar çıkıyoruz falan. En sonunda kendisi çıktı geldi. Bu küçük kaçamağın ardından Hande Yener minik kızı Liza'yı evlendirmeye karar verdi. İşte damat adayı.
damadımız. Ya yakışıklı. Liza'ya büyük yürüyor vallahi. Liza'ya büyük yürüyor. Bizimle beraber Liza'yı aradı. Kıyamam. Bodrum geceleri de gündüzleri kadar hareketliydi. Pek çok ünlü ismin tatil planlarının başrolünde Bodrum vardı. Sosyetik güzel Ceylan Çapa ve 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar gibi. Ünlü çift tatillerini süper lüks yatlarında yapmayı tercih etti. Gün dönüp akşam olunca da zodyaklarına atladıkları gibi eğlenmeye ana karaya çıktılar. Yeni geldik. Her şey çok güzel. İyi bayramlar size de. Tatiliniz teşekkür ediyoruz. Çok güzel, huzurlu. Sizin güzel geçiyor mu tatiliniz? Çok güzel. Ceylan Çapa ve Serkan Uçar eğlence mekanının yolunu tutarken aynı iskelede minik bir bottan bir güzel iniyor. Çok mersi. Çok mersi. Teşekkürler. Sıla yazlık moda geçmiş. İnce askılı, derin göğüs dekolteli, tiril tiril beyaz elbisesini saçını topuz yaparak etrafına doladığı siyah üstüne beyaz desenli şalla tamamlayarak otantik bir hava yaratmış, bronz tenine makyaj yapma ihtiyacı hissetmemiş. Biraz yorulduk. Birazcık dinlenelim diye değerlendiriyoruz günleri. Sıla Bodrum kıyılarına tatil için gelmiş aslında ama yine duramamış, çalışmaya başlamış. Şarkı söylemese de kış sezonu için yeni şarkılar yazmış. Tabii aslında birazcık da hem dinlenmek hem de birazcık kapanıp birazcık şarkı yazmak için geldik Efe'yle. Bakalım göreceğiz ne getirecek günler. Ünlü şarkıcı o kadar yorulmuş ki Bodrum'da sahne alan arkadaşlarını bile izleyemeyecek, sadece dinleyecekmiş. Artık hareketli gecelere yakın bakmaya başlayabiliriz. Hiç öyle bir niyetim yok. Kafa dinlemeyi düşünüyorum vallahi billah. Kitap okuyacağım, müzik dinleyeceğim ve işte çalışacağız birazcık. Dinleneceğim. Başka hiçbir niyetim yok. Bodrum'un Yüzen Diskosu'ndayız. Ayşe Hatun Önal bir loca kapatmış, arkadaşlarıyla eğleniyor. Özellikle gece kulüplerinde çok tutan, eğlence tutkunlarının favori şarkılarına imza atan Ayşe Hatun Önal ardından mikrofonu alıp sahneye çıkıyor. Çok güzel canım var sana, alev alev yanışma. Sahneden iner inmez soluğu Ayşe Hatun Önal'ın yanında alıyoruz. Tıpkı Sıla gibi Ayşe Hatun Önal da Bodrum'a yeni şarkılarını yaratmak için gelmiş. Yeni bir şarkı var abi. Var. Geliyor. İsmi ne? İsmi nedir? Sirenler. Bir ay sonra çıkacak.